Nitelik yayınları 1. deneme İngilizce soruları. 1. soru. 1. soruda Sally ve Alex arasında bir diyalog verilmiş. Diyaloğu okumadan önce sorunun bizden ne istediğine bir bakalım. Which of the following does not complete the dialogue? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlamaz? Yani aşağıdaki cümlelerden 3 tanesi birbirinin yerine her halükarda buraya olabilir, bir tanesi ise anlam olarak buraya gelemez. Diyaloğa baktığımızda Sally, Hi Alex, how are you? Merhaba Alex, nasılsın? Alex, Hey Sally, I'm fine but very busy these days. Hey Sally, iyiyim ama bugünlerde biraz meşgulüm. Sally, Oh well, bla bla bla. Alex, No not at all, why? Hayır tam olarak değil, niçin? Sally, Perfect, I'm planning to join a trekking tour. Would you like to join me? Harika. Doğa yürüyüşü olan bir tura katılmayı planlıyorum. Bana eşlik etmek ister misin? Alex, it sounds great. Harika. It will be fun for me too. Benim için de eğlenceli olacak. Arkadaşlar diyaloğa baktığımızda Sally, Alex'i arıyor, nasıl olduğunu soruyor. Alex de iyi olduğunu ancak bu aralar biraz meşgul olduğundan bahsediyor. Sally devamında öyle bir şey soracak ki Alex, hayır tam olarak değil, niçin diye cevap versin. Şıklar üzerinden gidelim, şıklar üzerinden bakalım. A şıkkına baktığımızda, Would you like to go out this weekend? Bu hafta sonu dışarı çıkmak ister misin? Hayır tam olarak değil, niçin? Bu soruyu yerine koyduğumuzda arkadaşlar, hayır tam olarak değil ifadesini vermez. Yani dışarı çıkmak istiyor musun sorusunun cevabını Alex, hayır tam olarak diye cevap verdiği zaman anlam olarak bir uyumsuzluk söz konusu oluyor. O yüzden A şıkkını eliyoruz. B şıkkına bakalım. Are you doing anything at the weekend? Hafta sonu herhangi bir şey yapıyor musun? Yerine koyduğumuzda hayır tam olarak değil. Niçin soruyorsun? Diyor Alex. Sally de planını açıklıyor. O yüzden buraya uygundur arkadaşlar. C'ye baktığımızda Do you have any plans for the weekend? Hafta sonu için bir planın var mı? Yine 5 şıkkındaki gibi yerine koyduğumuz zaman hayır tam olarak değil, bir planım yok, niçin soruyorsun diye cevap verdiğinde uygun geliyor. D şıkkına baktığımızda Are you busy this weekend? Bu hafta sonu meşgul müsün, yoğun musun diye sorduğunda yine hayır tam olarak değil, niçin diyerek Alex cevabını veriyor. Ve Sally zaten planını açıklıyor ve Alex de bunu kabul ediyor. Yani B, C ve D şıkları arkadaşlar boşluğa uygundur. Aynı anlamı verir. Ancak A seçeneği aynı anlamı bize vermez. O yüzden birinci sorunun cevabı A şıkkı olacak. Evet, ikinci soruyla devam ediyoruz. İkinci soruda bize bir tarif verilmiş. Görselde de gördüğünüz üzere. Tarifin başlığına baktığımız zaman How to make an omelet. Omlet nasıl yapılır? Burada görüldüğü gibi birinci step, ikinci step, üçüncü step ve dördüncü step şeklinde omletin yapım aşamaları verilmiş. Bunlara bakmadan önce soru köküne bakıyoruz. Which step doesn't belong to the omelet recipe? Yine olumsuz bir soru kökü var karşımızda. Hangi step omlet tarifine ait değildir? Yani yukarıda anlatılan steplerden hangisi, yukarıda anlatılan cümlelerden hangisi omleti tarif etmez? Hemen bakalım. Birinci stepte beat the eggs, salt and pepper in a small bowl until blended. Yumurtaları, tuzu ve karabiberi küçük bir kase içerisinde harmanlanana, yani karışana kadar karıştırın diyor. Bu omlet tarifi için uygun bir başlangıç. İkinci cümleye bakalım. Heat the butter in a pan. Yağı tavada eritiniz. Aynı şekilde omletin stepidir. Üçüncü basamağa bakalım. Üçüncü step'e bakalım. Pour the egg mixture into the pan. Karışımı tavaya dökünüz. Aynen devam ettik. Dördüncü step'te ise roll the plastic wrap forward. Arkadaşlar buradaki plastic wrap dediğimiz şey stretch film. Ve stretch filme sarmaktan bahsetmiş. Aşamalara baktığımız zaman birinci aşama, ikinci aşama ve üçüncü aşama yumurtaların kırılması, tuzun, karabiberin karıştırılması, daha sonra tavaya yağın eklenmesi, üçüncü stepte ise karışımın tavaya dökülerek pişirilmesi, bunların üçü de arkadaşlar omletin yapım aşamasını ifade ediyor.
Ancak baktığımız zaman 4. stepteki yapılmış olan omletin stretch filme sarılması hiçbir şekilde omlet tarifine ve genel duruma uygun bir ifade değildir. O yüzden uygun olmayan ifademiz, yani yanlış olan ifademiz D şıkkı olacak. Evet, 3. soruya geçiyoruz. Görselde Jonathan kendisinden bahsediyor. Bakalım. I start my days early on weekdays. Hafta içi günüme erken başlarım. I get up at 6:30 in the mornings. Sabahları saat 6:30'da kalkarım. Then I have breakfast, have shower and catch the bus. Daha sonra kahvaltımı yaparım, duşumu alırım ve otobüsü yakalarım. Kendisinden bahsetmiş. Hemen bakalım soru köküne. Which picture shows the activity Jonathan does before catching the bus? Arkadaşlar, burada before ifadesine dikkat etmenizi rica ediyorum. Otobüsü yakalamadan önce hangi aktiviteyi yaptığını soruyor. Otobüsü yakalamadan önce hangi aktivite yapılmış? Görselli bir şekilde zaten bize sunulmuş şıklar. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Kahvaltısını yapıyor, duşunu alıyor ve otobüsü yakalıyor. Zaten bize otobüsü yakalamadan önce ne yaptığını sorduğu için baktığımız zaman otobüsü yakalamadan önce duş aldım ifadesini zaten burada görüyoruz. Aşağıda şıklara baktığımız zaman ise duş alma aktivitesini gösteren şıkkımız C şıkkı. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacak. 4. soruya bakalım. 4. soruda bir telefon görüşmesi var, resimden anlaşılacağı gibi. Ve Mona ile Julia arasında bir görüşme gerçekleşiyor. Mona'ya bakalım. Good afternoon, this is Mona. May I speak to Mr. Friend, please? Tünaydın, ben Mona. Mr. Friend'le görüşebilir miyim lütfen diyor. Julia da cevap veriyor. Good afternoon, this is Julia. Bla bla bla, I will get him. Tünaydın, ben Julia. Bir şey söylüyor ve onu bağlayacağını söylüyor. Yani Mr. Friend'ı bağlayacağını söylüyor. Soru köküne baktığımızda which one of the followings completes the conversation between Mona and Julia? Mona ve Julia arasındaki konuşmayı hangisi tamamlar diyor. Zaten görsele baktığımızda, diyaloğa baktığımızda bize boş olan yeri bulmamızı istemiş. A şıkkına bakalım arkadaşlar öncelikle. Hang on please. Direkt aslında A şıkkı bize cevabı veriyor. Çünkü hang on hatta beklemek demek. Telefonu kapatmamak demek. Burada Julia Mona'dan telefonu kapatma, onu yönlendiriyorum diyerek zaten doğru cevabı söylüyor. B şıkkına baktığımızda I will put you through, yönlendirmek demek. Zaten yönlendiriyorum diyor. C şıkkına baktığımız zaman hang up the phone please, telefonu kapatın lütfen diyor. Onu yönlendiriyorum, zaten uymuyor. D şıkkına baktığımızda ise keep in touch diyor. İletişim kurun, onu yönlendiriyorum. Yani iletişimi siz kurun diyor. O yüzden arkadaşlar A şıkkı zaten bize hatta bekleyin lütfen, onu bağlıyorum diyerek doğru olduğunu gösteriyor. B, C ve D şıklarının olma ihtimali bu yüzden sıfır arkadaşlar. 5. soruya geldik. 5. soruda Sandra kendinden bahsetmiş. Hemen bakalım. I'm Sandra, ben Sandra. I love using social media. Sosyal medya kullanmayı seviyorum. I usually communicate with my friends by using social networking sites. Genellikle arkadaşlarımla sosyal medya üzerinden, sosyal medya siteleri üzerinden iletişim kuruyorum. However, my father and my mother never use the internet. Buna rağmen annem ve babam interneti asla kullanmıyorlar. They only use their cell phones to communicate with people. Sadece insanlarla iletişim kurmak için telefonlarını kullanıyorlar. My elder brother John uses the internet to do research for his school projects. Kardeşim John interneti okul proje ödevlerini araştırmak için kullanıyor. I think the internet is very helpful for easy and fast communication and searching. Bence internet hızlı iletişim ve araştırmak için eğlenceli ve kolay diyor. Soru köküne bakalım. Which information is not mentioned in this paragraph?
Bu paragrafta hangisinden bahsedilmemiştir diyor arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Olumsuz bir soru kökü var. A şıkkına bakalım. Sandra's family's internet habits. Sandra'nın ailesinin internet alışkanlıkları. Arkadaşlar yukarıda zaten var. Annesinin babasını kullanmadığından bahsetmiş. Kardeşinden bahsetmiş. O yüzden paragrafta var. B şıkkına bakalım. The way of communication that her parents prefer. Anne babasının iletişim yolu tercihleri, yani hangi iletişim yolunu kullandıkları. Zaten burada interneti kullanmadıklarını, insanlarla iletişime geçerken sadece aramak için bunu kullandıklarından bahsetmiş. Communicate kelimesi de var zaten burada. O yüzden bu da var. C şıkkına bakalım. Sandra's opinion about the internet. İnternet hakkında Sandra'nın fikirleri, düşünceleri zaten... I think diyerek, bence diyerek internet hakkındaki düşüncelerini son cümlede ifade ediyor. Kolay ve eğlenceli olduğundan bahsetmiş. Faydalı olduğundan bahsetmiş. D şıkkına baktığımızda How often does Sandra meet her friends? Sandra arkadaşlarıyla ne sıklıkta buluşur? Burada buluşmakla ilgili herhangi bir ifade yok. Arkadaşlarıyla konuşması vesaire, internet iletişimiyle ilgili bilgiler verilmiş arkadaşlar. O yüzden bu sorunun cevabını yukarıdan bulamayız. Zaten bize paragrafta olmayanı soruyordu. Yukarıdaki paragrafta olmayan şıkkımız D şıkkı arkadaşlar. Altıncı soru. Altıncı sorunun soru kökünü okuyalım. Which one does not belong to Tom according to given information? Verilen bilgiye göre hangisi Tom'a ait değildir? Does not ifadesine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Tom'a ait olmayanı istiyor bizden. Tom'la ilgili doğru olmayan bilgiyi istiyor. Tom is a great buddy. Tom harika bir kankadır, arkadaştır. He never tells a lie. Asla yalan söylemez. He generally gets on well with everybody. Genellikle herkesle iyi geçinir. He always backs me up. Her zaman bana destek olur. He never argues with his friends. Asla arkadaşlarıyla tartışmaz. A şıkkına bakalım. He is friendly. Arkadaş canlısıdır. Doğru arkadaşlar. Herkesle iyi geçiniyor, yalan söylemiyor. Arkadaşlarıyla tartışmıyor. İyi bir arkadaş. B'ye bakalım. He is usually angry and shouts at everybody. Genellikle kızgındır ve herkese bağırır. Asla Tom'un karakteriyle ve anlatılanlarla uyuşan bir cümle değil. O yüzden B şıkkı olamaz. Yani B şıkkındaki söylem Tom için uygun değil. C'ye bakalım. He is not just for me but everyone. Sadece bana karşı değil, herkese karşı dürüst. Evet, iyi bir insan, iyi bir arkadaş. D'ye bakalım. He is always near me when I need someone. Birine ihtiyaç duyduğumda her zaman yanımdadır. Zaten he always backs me up diyor. Her zaman bana destek olur. Bu cümleyle uyuşuyor. Baktığımız zaman arkadaşlar şıklara A, C ve D şıkkı Tom'un bilgileriyle uyuşuyor. Ancak B'deki kızgın olması ve herkese karşı sinirli olması ifadesi Tom'un bilgilerine uyum sağlamıyor. O yüzden doğru cevabımız B olacak. 7. soru. Choose the best option to fill in the blanks. Boşluğu doldurmak için doğru olanı seçmemizi istemiş arkadaşlar. Boşluk vermiş burada. Bakalım Tim ve Tom arasında geçen bir diyalog. Tim diyor ki, What do you think about the new band? Yeni grup hakkında ne düşünüyorsun? Tom da Their performance is good but blah blah. However, I can hear the singer. Performansları iyi ama diyerek devam etmiş ve neredeyse şarkıcının sesini, yani şarkıcıyı hiç duyamıyorum demiş. Arkadaşlar zaten burada performansları iyi ama diyerek buraya gelecek cümlenin negatif olacağının sinyallerini vermiş. A şıkkından bakalım. A şıkkında singer has a good voice. Şarkıcının harika bir sesi var. Performansları iyi ama şarkıcının harika bir sesi var. Arkadaşlar iki tane olumlu bu şekilde kullanamayız. B şıkkına bakalım. Their performance is impressive. Performansları etkileyici. Zaten performansları iyi ama diyerek tekrar performansları etkileyici cümlesini kuramaz. C şıkkına bakalım. They are too loud. Çok gürültülüler, çok yüksek ses var. Yerine koyduğumuz zaman performansları iyi ama çok gürültülü. Neredeyse şarkıcı, yani şarkıcının sesini hiç duyamıyorum demiş.
Arkadaşlar C şıkkı buraya uygun. D şıkkına da bakalım. She's a great singer. Harika bir şarkıcı. Zaten performansları iyi ama harika bir şarkıcı diyerek buraya olumsuz ifade beklerken olumlu bir şekilde söylemde bulunamaz arkadaşlar. O yüzden sorumuzun cevabı C olacak. Sekizinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. In spite of difficulties and problems, brain and eye are next to each other because we are buddies. Tüm problemlere ve zorluklara rağmen brain ve ben birbirimize çok yakınız. Çünkü biz çok iyi arkadaşız, kankayız ifadesini vermiş. Hemen soruya bakalım. Choose the option which is the closest meaning to the sentences given. Verilen cümleye en yakın anlamı sormuş arkadaşlar bize. A şıkkından bakalım. We are together when we are happy. Mutlu olduğumuzda beraberiz. Biz bu cümleden sadece mutlu olduklarında beraber olduklarını anlıyoruz. Kötü günlerde veya zor günlerde beraber değiliz anlamını çıkarıyor. Eliyoruz. B şıkkına gelelim. When I need, I am always alone. İhtiyacım olduğu zaman her zaman yalnızım. Hayır. Her zaman birbirlerine destek olduklarından bahsediyor. C şıkkına bakalım. We always support each other. Biz her zaman birbirimizi destekleriz. Her zaman birbirimize destek oluruz. Bu cümle çok yakın, hatta birebir aynı anlama yakın olan cümledir arkadaşlar. D şıkkına bakalım. We like being together in only good days. Sadece iyi günlerde beraber olmayı seviyoruz. Hayır. Her zaman beraberler. Zaten yukarıya baktığımızda tüm problemlere ve zorluklara rağmen her zaman beraberiz diyor. Bize cümlede en yakın anlamı sorduğuna göre baktığımız zaman arkadaşlar C şıkkındaki we always support each other, her zaman birbirimizi destekleriz ifadesi sorumuzun doğru cevabı olacak. Geldik 9. soruya. Choose the best option to fill in the blanks. Boşluğu doldurmak için doğru olan seçeneği bulmamızı istemiş. I want to create a Twitter account, but blah blah, can you help me? Bir Twitter hesabı oluşturmak istiyorum ama şeklinde devam etmiş. Bana yardım eder misin? Bir Twitter hesabı oluşturmak istediğinden ama diyerek negatif bir durumdan bahsetmiş ve yardım istemiş. Burada negatif bir şeyler bulmamız gerekiyor arkadaşlar. A şıkkına baktığımızda I can access to the website. Web sitesine giriş yapabilirim. Bu onun yapabileceği olumlu bir şey. B'ye bakalım. I have a good internet connection. İyi bir internet bağlantım var. Bunu da eliyoruz arkadaşlar. C şıkkına bakalım. I should check the connection table. Bağlantı kablolarını kontrol edebilirim diyor. Bu da olmaz. D şıkkına bakalım. I don't know how to do that. Nasıl yapılacağını bilmiyorum. Yerine koyduğumuz zaman arkadaşlar Twitter hesabı oluşturmak istiyorum ama nasıl yapılacağını bilmiyorum. Bana yardım edebilir misin diyor. O yüzden şıklara baktığımızda doğru olan seçenek D şıkkı olacak. Evet, 10. sorumuza geliyoruz. Son sorumuz. Suzy ve Mary arasında bir diyalog geçiyor. Bakalım. Suzy diyor ki Oh my God, I want to make something for my friends, but there is no yeast at home. Aman tanrım, arkadaşlarım için bir şey yapmak istiyorum. Ancak evde maya yok. Maya arkadaşlar, yeast kelimesi yani maya, hamurun kullanımı için, kabarması için kullanılan bir malzeme. Mary de bunun üzerine, Don't worry about it, dear. You can blah blah instead of it. I tried it before and I didn't have any problems. Mary de bunun üzerine üzülmemesi gerektiğini, onun yerine başka bir şey kullanabileceğini söylemiş. Onun yerine dediği şey arkadaşlar buradaki mayamız ve bunu daha önce yaptığını, herhangi bir problemde yaşamadığından bahsetmiş. Hemen şıklarımıza bakıyoruz. A şıkkında mix all the ingredients well, bütün malzemeleri iyice karıştır diyor. Onun yerine yapabileceğimiz, yani mayanın yerine yapabileceğimiz bir işlem değil arkadaşlar bu. Onun etkisini vermez. B'ye bakalım. Knead the dough well.
Hamuru güzel yoğur. Yine aynı şekilde olmaz. C şıkkına bakıyoruz. Use some baking powder. Baking powder arkadaşlar zaten kabartma tozu demek. Kabartma tozu ve maya birbirinin yerine her yerde kullanılabilen malzemeler. O yüzden C şıkkı doğrudur. D şıkkına da bakalım. Add some eggs. Birkaç tane yumurta ekle diyor. Yine aynı şekilde buradaki boşluğu karşılamaz D şıkkındaki cümle. Arkadaşlar baktığımız zaman C şıkkını yerine koyduğumuz zaman üzülmemesi gerektiğini, mayanın yerine kabartma tozu kullanabilirsin ifadesinin geleceğini hep birlikte görüyoruz. O yüzden doğru seçeneğimiz C şıkkı olacak arkadaşlar.